İzmir Göztepe'deki Notre Dame de Lourdes Kilisesi'nde 15 Mayıs Pazar günü Peder Gabriel Ferro'nun rahiplik hayatı ve Göztepe Kilisesi'ndeki pastoral görev hizmeti vesilesiyle minnettarlık ve şükran ayini düzenlendi. İzmir Göztepe'deki Notre Dame de Lourdes Kilisesi'nde 15 Mayıs Pazar günü Peder Gabriel Ferro'nun rahiplik hayatı ve Göztepe Kilisesi'ndeki pastoral görev hizmeti vesilesiyle minnettarlık ve şükran ayini düzenlendi. Dopdolu olan kilisedeki ayini İzmir Başepiskoposu Monsenyor Martin Metek yönetirken, Göztepe Kilisesi'nin rahibi Peder Gabriel Feron, Aziz Yuhanna Katedrali'nin rektörü Peder Hugo de Rosa, İzmir Başepiskoposluğu'nun şansölyesi Peder Alessandro Ampirino, Buca Vaftizci Aziz Yahya Kilisesi'nin rahibi Peder İrenyuş Boşinski ve Karşıyaka Azize Helena Kilisesi'nin rahibi Daryuş Stanisla ayine eşlik ettiler. İlk olarak İzmir'de yaşayan İran kökenli minyatürist sanatçı Arya Kamalı'nın imzasını taşıyan kilisenin giriş kapısındaki özel boyama çalışması Monsenyor Martin tarafından kutsandı. Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözleri Göztepe Kilisesi'nde son defa Peder Gabriel tarafından okunduktan sonra Fransızca ve Türkçe verdiği vaazında Monsenyor Martin sevgiden bahsetti. İsa bize tek sevginin ölçüsünü vermiyor. O bize sevginin kaynağını da veriyor. Biz ancak onun bizi sevdiği aynı sevginin hayatımızda bedenleştiğini kabul edersek gerçekten başkalarını sevebiliriz. Onun sevgisi insanlara olan sevgimizin ve yaşamımızın kaynağı olmalıdır dedi. Papa Francesco tarafından ilan edilen aziz hakkında bilgi veren Monsenyör Martin kendini evrensel kardeş olarak adlandırdı. İnsanları sevmekle Tanrı'yı sevmeyi öğreniriz. İnsanların koşullarının zayıflığı bir güç kaynağıdır. İsa, imkansızlığın efendisidir sözlerini hatırlattı. Ayin bittikten sonra Monsenyor Martin, Peder Gabriel'e Türkiye'deki 15 yıllık hizmeti için teşekkür konuşması yaptı ve ardından Peder Ferona hediye verdi. Sonra Peder Gabriel söz alarak öncelikle onun için önemli olan kapıdaki boyama projesini anlattı. Cemaate teşekkür ettikten sonra Göztepe'de onun ardından göreve gelecek olan Peder İrenyuş'a iyi şanslar diledi. Törenden sonra Peder Gabriel uzun bir süre gelenlerle çok samimi ve sıcak sohbetler gerçekleştirdi. Yakın bir zamandaysa Buca Vaftizci Aziz Yahya Katolik Kilisesine görevli olarak atanacak.